Çay yaptım size buyurun. Çok teşekkür ederim teyzeciğim. Zahmet Afiyet olsun. olsun. Sayın, anlam anlam. Sağ ol. Anam anam ellerine sağlık. Afiyet anlam olsun. Benim. Sağ. Faruk Bey bunlar nedir? Hmm. Bunlar cinlere büyüye nazara karşı koruyucu ayetler. Hı hı. Bak şu ayetler kürsi mesela. Şunlar da sırları bende olan özel kalemlerle özel kağıtlara yazdığım vefkler. Vefk? Hmm. Hmm, vefk. Bak şimdi. Buradaki her Arapça harfin rakamsal bir karşılığı var. Hı hı. Ebced deniyor. Uygun şekilde bir araya geldiklerinde ortaya etkili tılsımlar çıkıyor. Anladım. Yahudilikteki kabala gibi bir şey yani. Hı. O biraz farklı. O işte simya da var. E, sonuç? Bütün bunlar ne işe yarıyor? Koruyucu değilim. Cinler eğer bu kadar zeki <laughs> ve tehlikeli varlıklarsa <laughs> neden bu kağıtlar üzerine yazılmış basit harflerden korkuyorlar? Çünkü... Bu basit dediğiniz harflerin onlar üzerinde öldürücü tesirleri var. Nasıl? Küçücük gözle göremediğiniz bir virüs devasa bir hayvanı nasıl öldürebiliyorsa öyle. İyi de virüsün kesinliğinden eminiz. Hem de organizmaya etki mekanizmasının ne olduğunu tam olarak biliyoruz. Ebru Hanım cinler ısı ışık ve ateşin zehrinden yaratılmış varlıklar. Yani belirli bir frekanstaki elektromanyetik dalga yapısındalar. E, bu vefkler de her farklı dizilişte ışığı farklı yansıttığı için, ışık da bir elektromanyetik dalga olduğu için cinler üzerinde tesiri olması pek mantıksız değil bence. Bilimsel terimler kullanmaktan hoşlanıyorsun anlaşılan. Ebru Hanım bakın. Bu tür hastaların bazılarına yalnızca hekimler bakmalı. Ben bunu bütün samimiyetimle kabul ediyorum. Güzel. Ama öyle vakalar var ki siz hiçbir şey yapamazsınız. Yalnızca biz tedavi edebiliriz. Yine de bir delil yok. Nasıl bir delil istiyorsunuz? Eğer cinler senin dediğin gibi yürüyen, yemek yiyen, konuşan varlıklarsa, ortada gözle görülür, elle tutulur somut kanıtlar olması lazım, değil mi? Ebru Hanım, bilim rüyaların varlığını kabul ediyor mu? Elbette. Peki, rüyalarla ilgili somut, elle tutulabilir bir delil var mı? Yok. Yani bütün bu olanların. İyi o de zaman... bir dakika. Rüyalar herkes tarafından kabul edildiği için tartışma konusu değildir. Oysa cinlerin varlığını sadece bazı insanlar ve dinler iddia ediyor. İkisi farklı şey. Cin gece örtüsü altına gizlenmiş olan demektir. Evet. Görmek, dokunmak zordur ama hissetmek kolaydır. Hatta öyle ki etrafınızda hissettiğiniz anda yaşayacağınız ürperti hiçbir şeye benzemez. Korku delil olamaz Faruk Bey. Psikiyatri bilimi bunun üzerine kurulu zaten. Somut bir kanıt olmadıkça anlaşmamız zor. Somut bir kanıt olduktan sonra anlaşabilecek miyiz peki doktor hanım? Bilmem sen söyle. Göreceğiz. Bak. Bu simya mesela. Eskiden bilimdi. Şimdi büyü diyorsunuz. Faruk oğlum. Biraz yemek hazırladım. Karnınızı doyur verin. Yok çok teşekkür ederim. Sağ olun ben tokum. Ebru Hanım buyurun. Annemin yemekleri güzeldir ama. Başka zamana. Bizim yola çıkmamız lazım. Çok teşekkür ederim teyzeciğim. Peki doktor bey siz o dönemde nasıl bir açıklama yaptınız? O dönem dediğiniz 86 yılından bahsediyorsunuz. Evet Kıbleleri köyünde olanları neden kamuoyuna açıklamadınız? Ben hekimim beyefendi siyasetçi değilim karıştırmayın lütfen. Bir hekim halka gerçekleri söylemekle yükümlüdür Erhan Bey. Siz o köyde neler olduğunu asla tahmin edemezsiniz. O köydeki insanların hayatı telef oldu ve siz onlar.